Merhaba arkadaşlar. 10. sınıflar için din, kültürü ve ahlak bilgisi dersindeyiz. Başlıyoruz. Hazır mıyız? Öncelikle Tonguç Akademi'den selam olsun, selamlar olsun canı gönülden derse katılan ülkemizin, güzel ülkemizin dört bir tarafından katılan siz sevgili öğrencilerimize ee, diye her birinize teker teker selam vermiş olayım canı gönülden ve baştan kabul edelim. Her birinizde aleyküm selam, verdiğiniz selamları her birinizin almış diye kabul edin lütfen selam muhabbeti tekrar ders arasında olmasın için arkadaşlar başlamak üzereyiz konumuz İslam ahlakının konusu ve gayesi neler öğreneceğiz İslam ahlakının konusu nedir neyi konu edinir amaçları gayeleri nelerdir konusuna bakacağız haydi bismillah Şimdi arkadaşlar öncelikle ahlak. Ahlakın pek çok çeşidi ve tanımı var. Teorik ahlak, pratik ahlak, bireysel ahlak, sosyal ahlak, siyasi ahlak, iş ahlakı, meslek ahlakı gibi e, türleri var, çeşitleri var ahlakın. Kelime olarak ahlak baktığımızda Arapça hulk kelimesinin çoğuludur. Hulk ahlak. Hulk tabiat, mizaç, huy ve karakter gibi anlamlara geliyor. Kur'an-ı Kerim'de ahlak kelimesi biri adet, diğeri de ahlak manasında olmak üzere iki yerde geçiyor. Arapçada insanın dış yapısı için halk, iç veya manevi yapısı için de hulk kelimesi kullanılır. Bu kelime bilgisiyle alakalı bir şey noktalı virgül deyip asıl terim anlamına arkadaşlar bakalım. Terim anlamı ise insanın iyi veya kötü olarak vasıflandırılmasına yol açan manevi nitelikleri, huyları ve bunların etkisiyle ortaya konan iradeli davranışlarının bütünüdür. Terim anlamı ahlakın arkadaşlar. Veya şöyle de söyleyebiliriz. İnsanın yaratılışından gelen özellikleriyle insanların iyiliğini ve mutluluğunu hedef alan kuralların hayata geçirilmesiyle kazanılan iyi ve güzel davranışlar demektir ahlak. Şimdi teorik ahlak dendiğinde kişiyi arzu ve nefsin kötülüklerinden korunmayı öğreten ahlakı kastetmiş oluyoruz. Pratik ahlak yaşanan uygulanan ahlakın bizzat kendisi. Bireysel ahlak Allah'a Celle Celaluhu ve Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem aile ve arkadaşlarına karşı olan görevlerden doğar. Temeli sevgi, saygı ve bağlılıktır sosyal ahlak dendiğinde komşulara, topluma, milletimize karşı olan görevlerden ortaya çıkar. Temeli sevgi ve yardımlaşmadır sosyal ahlakın. Siyasi ahlak dendiğinde devletimize, vatanımıza karşı olan görevlerimizden meydana gelir ve temeli sevgi ve fedakarlıktır. İş ve meslek ahlakı dendiğinde de eşyaya, doğaya, canlı cansız varlıklara karşı davranış ve tutumlarını ortaya çıkarma ahlaktır ve esası sistemli ve düzenli çalışmadır iş ve meslek ahlakının sevgili arkadaşlar. Din ile ahlak arasında karşılıklı doğrusal bir ilişki vardır. Ahlak ile dini birbirinden ayırmak mümkün değildir. Nitekim Hazreti Peygamber Efendimiz buyurmuştur. Din güzel ahlaktır. Güzel ahlakın olmadığı, güzel ahlakın taşınmadığı, temsil edilmediği bir din, din değildir gibi bir anlam çıkmış oluyor sonuç itibariyle. Dolayısıyla güzel ahlak dinin vazgeçilmez ana merkezidir. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, müminlerin iman bakımından en iyi olanları ahlakı en iyi olanlardır buyurmuştur gerçek Müslüman olmak demek güzel ahlaklı olmak demektir diye de buyurmuştur bir başka hadiste. İkisi de aynı şeyi ifade ediyor anlatıyor. Güzel ahlak güzel ahlak güzel ahlak. Her dinin ahlaki bir boyutu vardır ve her dinin ahlaki öğretileri o dinin merkezinde yer alır. İslam'da da Kur'an ve Hazreti Peygamber'in sallallahu aleyhi ve sellem sünnetinde bildirilen ve hayatın bütün alanlarına ilişkin sunduğu ahlaki öğretileri vardır. Nitekim İslam ahlakı kavramı ile kastedilen de Kur'an ve Azdi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sünnetinde ortaya konan ahlaktır. Buna göre İslam ahlakı bir Müslümanın yaşam tarzıdır. Vesselam. Ahlak insanda yerleşmiş bulunan bir karakter yapısına işaret etmektedir. Ayrıca insanın düşünce ve eylemlerini büyük çapta şekillendiren ahlak insanın sahip olduğu karakter yapısıdır. Ahlak kurallarının bir kısmı çoğu insan tarafından evrensel doğrular olarak kabul görmüştür. Bazı ahlaki kurallar ise toplumların kendi inanç, gelenek ve anlayışına göre şekillenmiştir. Yalan söylemek tüm insanlık tarafından kötü davranış olarak kabul edildiği için evrensel ahlaka bir örnek olarak gösterilir. Nitekim varlıklar içerisinde ahlaken değerlendirmeye tabi olan insandan başka bir varlık yoktur. İnsanın akıl sahibi olması, hür olması, bir arada yaşama mecburiyetinde olması gibi durumlar insanın yapıp ettiklerinin ahlaki ölçülere göre değerlendirmesine sebep olur. Ahlak, din ve hukuk gibi disiplinler yaptıkları düzenlemelerle insan hürriyetinin sınırlarını belirlerler. Ayıp, günah ve yasak kavramları bir anlamda insan hürriyetinin dini, ahlaki ve hukuki normlara göre düzenlenmesine zemin hazırlar. Ahlak, din ve hukukun düzenlemeleri sayesinde insanların bir arada huzur içinde yaşamalarını mümkün kılar. İnsan aklıyla istek ve iştah güdülerinin tatmini için sayısız yollar bulabilir. Bu sistemin oluşumunda hak, hukuk, utanma, günah, merhamet gibi duygular başrolü oynar. Utanma duygusu ahlakın vicdanlara yerleşmesinde önemli bir işlev görür. Değerler sistemi aklın olumlu yolda kullanılmasını sağlayan önemli etkenlerden birisidir. Utanma duygusunu kaybeden insanda güzel ahlaka karşı duyarsızlık baş gösterir kaçınılmaz olarak. Nitekim Hazreti Peygamber Efendimiz ne buyurmuştur? Utanmıyorsan dilediğini yap. İslam ahlakının gayesini Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ben güzel ahlakı tamamlamak için gönderildim şeklinde açıklamıştır. İslam bilginlerinden İmam Gazali ahlak ilmini ruhi tıp ilmi şeklinde tanımlamış. Ayrıca bu konuda şöyle demiş. Allah insanın bedenini ölçülü yarattığı halde ahlakını geliştirmeyi onun kendi çabasına bırakmıştır. Arkadaşlar İslam ahlakı neyi yapmalıyız sorusunun cevabını araştırır. İyi ve kötü hakkında bilgi verir. Uymak zorunda olduğunuz kuralları ve sorumlulukları tanıtır. Böylece... ...ahlaki olarak mükemmel bir insan meydana getirmeyi gaye edilir. O zaman ahlakın konusu ve gayesi... ...Hazreti Peygamber Efendimiz'in ifadesiyle... ...elinden ve dilinden emin olunan bir kişi profilini... ...ortaya çıkarmaktır diyebiliriz. Evet, kısa ve özlü bir şekilde konuştuk... ...İslam ahlakının konusu ve gayesini. Şimdi geldik ödüllü sorumuza. Yukarıdaki öğütlerden ulaşılan en genel yargı aşağıdakilerden hangisidir Cömertlik ve yardım etmede akarsu gibi ol Şefkat ve merhamette güneş gibi ol Başkalarının kusurunu örtmede gece gibi ol Örtmede gece gibi ol Hiddet ve asabiyette ölü gibi ol Tevazu ve alçakgönüllülükte toprak gibi ol Hoşgörülülükte deniz gibi ol, ya olduğun gibi görün, ya göründüğün gibi ol. İfadeleri Muhammed Mevlana Celaleddin Rumi. Mevlana'nın tam adı Muhammed Mevlana Celaleddin Rumi'dir. Ona ait nur içinde yatsın e, ifadelerdir. Bu öğütlerden ulaşılan en genel yargı aşağıya hangisidir? A. İnsanlara karşı dürüst olunmalıdır. B. Mütevazilik elden bırakılmamalıdır. C. Kötülüklerden uzak durulmalıdır. D. insanlarla iyi ilişkiler kurulmalıdır. E. Güzel bir ahlaka sahip olunmalıdır. Sevgili arkadaşlar doğru cevap ile baş başa bırakırken sizi soruyla bir sonraki derste tekrar görüşmek üzere Allah'a emanet olunuz.